E girişimden herkese merhaba. Bugün yanımda sevgili Mesut Çevik var. Hoş geldin. Hoş bulduk abi sağ ol. Aslında hoş geldin diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> bugün senin stüdyondayız. Ya ben, bana o kadar garip geliyor ki her hoş geldin dediğinde ama e girişimi hoş bulduk evet. <laughs> evet. Bugün yeni girişimin Avax Stars'ı anlatacaksın. Videomuza geçmeden önce ne söylemek istersin? Valla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani beni görüp tıkladıysanız desteğiniz gerçekten benim için her zaman çok değerli oldu. Değerli olmaya da devam ediyor. Umarım izlediğiniz zaman hem yeni girişimimizi hem de beni daha fazla tanımış olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Geçelim. Bugün senden yeni girişimin avaksersi dinleyeceğiz. Uzun süredir yayıncılık yapıyorsun, aktif olarak da devam ediyorsun ama bir yandan da böyle bir girişimci olma ruhu gelmiş. Nasıl başladı bu fikir? Aslına bakarsan girişimcilik bir buçuk sene önce başladı bende. Ben 16 senedir evet basın dünyasındayım, teknoloji basınındayım, yayıncılık yapıyorum ama kendi girişimim, kendi şirketim, kendi stüdyomda değildim. Bir buçuk sene önce kendi stüdyomu kurdum. Kendi YouTube kanalımda içerikler üretmeye başladım ve çok mutluluk verici bir şey, çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü gördüm bu oluşumu. Daha sonrasında Twitch yayınlarına başladım. Twitch yayınları da benim beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Orada da her sabah yaptığım canlı yayınlarda güzel bir kitleye ulaştım inanıyorum. E sen de izleyicilerim arasındasın zaten aşağı yukarı biliyorsundur. Orada da beraber eğlenceli vakit geçiriyoruz gerçekten de. İşte orada yayınları yaparken insanlarla kendi aramızda böyle bir diyalog geçti. Dediler ki MHC coin ne zaman çıkıyor? Aslında bir espri bu. Ve bu espri devam ederken, ben de bu espriyi devam ettirirken Ahmet Usta bana yazdı. Dedi ki, Mesut dedi aslında MHC coin çıkartmak çok kolay bir şey. Bir de NFT diye bir teknoloji var. NFT teknolojisini sana anlatayım. Belki buradan dedi, kendi iş modelini oluşturursun. Biz Ahmet Usta ile konuşurken gerçekten de ortak bir şekilde bir iş modeli oluşturduk. O fikirler verdi, ben fikirler verdim derken ortaya çok çok güzel, farklı bir iş modeli çıktı. Ama bu iş modeli Avaxlars değil. Biz o iş modelini gerçek hayata dönüştürebilmek için ortaklar ararken nasıl yapacağımız, nasıl ekip kuracağımız konusunda istişare yaparken Ozan aramıza katıldı. Ozan Akçora gerçekten de yazılım stüdyosuyla beraber daha ilk fikri anlattığımızda dedi ki ben bu işin içinde var olmak istiyorum. Beni çok heyecanlandıran bir teknoloji ve ben sizinle beraber bu yolda gideceğim. Şimdi biz yola çıktık. Yolda geliştirmeler yapıyoruz. Ya bir baktık ki ortaya o kadar hızlı, o kadar güzel şeyler çıkmaya başladı ki biz aslında ana projeye giden yolda farklı eğlenceli işlerde yapabiliriz. Ve NFT teknolojisiyle çalışan, NFT oyunlaştırdığımız bir içerikle insanların karşısına çıkmak istedik. Çünkü bizim aslında ana projemiz yani yaz sonunda insanlara göstermek istediğimiz o büyük olayda NFT'ler çok yoğun ve etkin bir rol oynuyor. Ama bu NFT'lerin halka anlatılması lazım. Çünkü biz Meskitli'ye hitap eden yenilikçi projeyle geliyoruz. NFT'nin gerçekten de sokaktaki çok büyük bir çoğunluk tarafından anlaşılması lazım ki biz ana projeyi anlatma kısmında çok fazla sorun yaşamayalım oyunlaştırmanın bu konuda iyi etkin bir yol olacağına inanıyoruz. Ve Avax Stars'la beraber de biz NFT karakterleri bir oyunda çalışabilir, bir oyunda kullanılabilir hale getirdik. Avax Stars'ta 10 bin tane eşsiz karakter var. Bu karakterler NFT teknolojisi sayesinde eşsiz kopyalanamaz bir halde cüzdanlarda saklanabiliyorlar. Ve kullanıcılar cüzdandan cüzdana bunları transfer edebiliyor, markete koyup satabiliyorlar. Hatta siz bir başkasının cüzdanındaki Avaxlar için teklifte bulunabiliyorsunuz ve teklifiniz kabul edilirse para karşı tarafa transfer oluyor direkt olarak ve o da size karakterini gönderiyor. Şu anda biz NFT marketi teklif verme usulünü tamamen hayata geçirdik ve ilk fazıyla kullanıcıların karşısına çıktık. İlk gecede 4000'e yakın Avaxlar karakteri son kullanıcıyla ile buluştu. bizi oldukça mutlu eden bir süreç oldu. Şimdi biz ilk fazdayız. İkinci faz, üçüncü faz gelecek ve üçüncü fazla beraber kullanıcılar satın almış oldukları cüzdanlarındaki bu karakterlerle Görevlere gidecekler, görevlerdeki başarım puanlarıyla karakterlerini geliştirecekler. Yeni araçlar satın alma olanağına kavuşacaklar ve diğer karakterlerle bir rekabet içerisine girecekler. Diğer oyuncularla beraber. Biz o süreçle beraber kullanıcıların NFT'yi tamamen anlamış olacağına, NFT'nin aslında evet sanat eseri oldukça güzel bir kullanım alanı, evet gerçekten popülist olarak belki de bir PR aşamasında kullanılacak bir tweet satış aracı, bir müzik aracı olarak bunu bilecekler böyle ama aynı zamanda anlayacaklar ki NFT aslında çok daha hayatın içinde bir yerde. Çok daha aktif bir şekilde rol oynayabiliyor. Neden hayatın aktif, içinde aktif bir yerde diyoruz? Çünkü biz NFT'yi gelecek aşamada hani tahmin edersin ki devlet arşivlerinde ve benzeri resmi evraklarda da göreceğiz. Yani bir gün ruhsatımızın da biz NFT olarak aslında yanımızda taşındığını, ehliyetimizin NFT olduğunu, kimliğimizin NFT olduğunu göreceğiz. Bize ait olduğu, kopyalanamaz olduğu, tasdiklenmiş olacak. Belki ileride merkezi bir sistem üstünde yer alacak bu. Merkeziyetsiz bir sistem üstünde yer almayacak ama devletin kontrolünde olması gerekiyor çünkü bu resmi evrakların. Ama en azından NFT teknolojisi sayesinde kullanıcılar bu evrakları ibraz etme konusunda yetkililerle hiç sorun yaşamadan cep telefonlarını dokundurduklarına belki bir polisin telefonuna kimliğini göstermiş, direkt olarak ehliyetini göstermiş olacaklar. İşte biz Avax bu süreci insanlar için daha kolay, daha anlaşılabilir bir hale getireceğine inanıyoruz. Peki bunları aldıktan sonra o kişiler bunları gerçek hayatlarında nasıl kullanabilecekler? Şimdi şöyle bir şey var. NFT'ler dijital hayatın eşsiz varlıkları, dijitalleştirilmiş eşsiz sanat eserleri gibi de adlandırabiliriz bunları. Ama aslında blok zinciri teknolojisinin getirilerinden bir tanesi dijitalleştirilmiş eşsiz varlıklar oluşturma teknolojisi olarak da düşünebiliriz. Biz bunu bir sanat eserinden daha çok bir oyun figürü gibi düşündük. E oyun figürlerini tabii ki gerçek hayatta kullanamıyorsunuz. Yani gerçek hayatta oyunda satın aldığınız bir NFT atın üstüne binip yolculuk yapamayacaksınız belki ama en azından bu karakter sizin cüzdanınızda yer alabiliyor ve bu karakteri bu oyunun dışında herhangi bir markette satabiliyorsunuz. Şimdi bizim ana projemiz ortaya çıktığında yani Avax Stars'tan Avax Stars'ı tamamladığımızda 3. fazını aktif edip kullanıcılara sunduğumuzda daha sonraki NFT market ve benzeri projeler hayata geçirdiğimizde Avax Stars'ta Avax sahibi olmuş insanlar görecekler ki buradaki karakterleri NFT markete götürebiliyor, orada satabiliyor ya da bizim daha sonra ortaya çıkaracağımız şu anda detaylarını veremediğim proje içerisinde çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyor. Şimdi buradaki NFT varlıkların en büyük özelliği biz Avalanche platformu üstünde geliştiriyoruz bu teknolojiyi. Avalanche platformu üstünde geliştirilen her türlü projeyi aktarabiliyor olmaları. Yani bu sadece bu oyunun bir parçası değil buradaki karakter. Bir başka marketin, bir başka oyunun ya da bir başka projenin de parçası olabiliyor. Ve sahibi belli, ne zaman üretildiği belli. Ve sahibi bunun bir kopyasını dijital olarak üretip çoğaltamıyor. Ancak belli kurallar çerçevesinde bunu bir cüzdandan bir cüzdana transfer edebiliyor. Yani aslında gerçekten elle tutamıyoruz belki ama elle tutulabilir herhangi bir nadir eşyadan, sanat eserinden farklı değiller. Şu an NFT'ler popüler. Sence nereye gelecek bu NFT'ler? Şimdi NFT'ler aslında bence şu anda olması gereken yerde değiller ve algı birazcık yanlış gelişti. Neden algı yanlış gelişti? O işte tweet'ini sattı, bu kahkahasını sattı, bu gif'ini sattı, bu müziğini sattı tarzında NFT'lerin sanki kısa sürede 1 liraya ya da 0 liraya üretilmiş şeylerin binlerce liraya satılabildiği bir yeni araç, yeni zenginleşme aracı gibi görülmesine neden oldu? Halbuki NFT teknolojisi o kadar gelişmiş ve o kadar yüksek olanaklar sunan bir teknoloji ki yarın tapularımızı, kimliklerimizi ve benzeri devlete ait verilerimizi bizim tamamen sinlemeyecek, kopyalanamayacak bir ortamda tutmamızı sağlayabilecek bir teknoloji bu. Yani biz bileceğiz ki araba ruhsatımız NFT yapıldığında ve biz arabamızı satıp bu NFT'yi cüzdandan cüzdana bir başkasına transfer ettiğimizde aslında satış tamamlamış olacağız. Arabanın kullanım haklarını evet notere gerek kalmadan ben aldığım paranın karşılığında cüzdandan cüzdana telefonumu dokunduracağım ve diğer bir kişiye aktarmış olacağım. Bu kadar kolay, bu kadar net bir şekilde kullanılabilecek bu teknoloji. Bizim kullandığımız yöntemde ise insanlara şunu göstermek istiyoruz biz. NFT oyunlaştırdık, oyunlarda da kullanılabilecek bu teknoloji ve oyunlardaki karakterlerin de aslında eşsiz birer varlık olarak cüzdandan cüzdana transfer edilebilir başka uygulamalarda, başka ortamlarda da kullanılabilir. Orada da görüntülenebilir olabileceğini gösteriyoruz. Şu anda yani çok popüler oyunlara baktığımızda CSGO'daki satın aldığın herhangi bir enstrümanı herhangi bir şekilde Hello'ya aktarman imkansız. Ya da Need for Speed'e aktarman imkansız. Ama NFT teknolojisinde varlıkların kime ne zaman kayıt altına alındığı, kime ait olduğu bilindiği için işte burada bu varlığa sahip kişi cüzdandan cüzdana bunu transfer ederek ya da bu varlığa sahip olduğunu sadece cüzdan kodlarını girip karşı tarafa kanıtlayarak istediği yere transfer edebilir hale gelecek. Ben oyun dünyası içinde bunu çığır açacağını düşünüyorum ileriki aşamada. Şu anda bizim Avax Stars'ta yaptığımız şey de bu aslında. Karakterler var, her biri bir NFT. Bu NFT'ler cüzdandan cüzdana transfer edilebiliyor, kullanıcılar arasında satılabiliyor ve bir oyun düşündüğünde oyunların hesaplarını satmalarına oyun firmaları izin vermezler. Oyuncuların kendi hesaplarını satmaları yani bir World of Warcraft'teki hesabını sattığında bu belirlenirse hesap banlanır. Ama bizim oyunumuzda sen karakterleri satabiliyorsun. Direkt daha oyunun en başında sahip olduğun karakteri, oyuna giriş aşamasında ne kadar gelişkin bir karakter olursa olsun sen bunu görevlere gönderip ne kadar geliştirirsen geliştir bir başkasına satabileceksin. Aslında bu oyuncular arasında da daha eğlenceli. En azından yaptıkları yatırımı verdikleri zamanı belki farklı türlü çıkartabilecekleri bir ortam oluşturuyor. Bu işin biraz yazılım kısmından bahseder misin? Şimdi biz Avalanche platformunu kullanıyoruz blok zinciri teknolojisi olarak. Avalanche platformu bize yüksek hız, esneklik ve düşük aslında komisyon ücretleriyle işlem yapma olanağı sağlıyor. Çünkü bir NFT teknolojisi kullanıyoruz, bir blok zinciri üstünde işliyor bu ve NFT'leri cüzdandan cüzdana transfer ederken, markete koyarken, marketten geri alırken her seferinde bir komisyon ödenmesi gerekiyor. Şimdi Ethereum platformunda bunu yaptığınızda bu komisyonlar o kadar yüksek ki insanlar sadece markete koy, marketten geri al, buna bir teklif ver derken bile yani onlarca dolar, yüzlerce dolar kaybetmiş olabiliyorlar. Bu çok böyle bize mantıklı bir süreç gibi gelmedi açık söylemek gerekirse. Bu yüzden de Avalanche platformunun şu anda sağladığı olanakları beğeniyoruz ve bunun üstünde çalışmaya devam ediyoruz. Ozan Akçora bizim aslında yazılımcımız ve kodları yazan kişi. Fakat şunu söylemek lazım. Ozan bu işe girdiğinde ne blockchain zinciri, ne akıllı sözleşmeler ne de NFT konusunda tam olarak bir fikir sahibiydi. Burada Ahmet Usta'nın çok büyük katkısı oldu bizlere. Ahmet Usta çok uzun zamandır fintech teknolojileri üstüne eğitimler veren, çalışan bir insan. Ve blok zinciri teknolojisinin en başından beri bu teknolojiyle çok yakından ilgileniyor. Ve tam olarak olanakları konusunda aslında vizyonu bize göre biraz daha geniş. Hayal gücü daha geniş. Neden? Ne yapabileceğini biliyor çünkü. Burada Ozan'la beraber çok iyi bir takım oluşturduklarını düşünüyorum. Ve orada Ozan'a verdiği aslında bu fintech teknoloji eğitimi, blok zinciri eğitimiyle biz bugün çok kısa sürede aslında Avax Starsı ortaya koyabilmiş olduk. Avax Starsı sadece bir NFT oyun olarak düşünmemek lazım. Avax Starsın içinde bir NFT market de var. Yani aslında sadece NFT market olarak bile açabiliriz. Neden? Bu Avax Stars karakterlerini koyduğunuz NFT market sonuçta blok zinciri teknolojisi üstünde çalışıyor. Herhangi başka karakterleri de sanat eserlerinde koyabildiğiniz bir markete dönüşebilir her an. Bu projeyle gelmek istediğiniz nokta neresi? Aslına bakarsan hedeflerimize ulaştık mı? Evet İlk baştaki hedefimiz 10.000 tane Avax Stars karakterini son kullanıcıyı bir gecede satabilmekti ki satabileceğimize de inanıyorduk. Ne yazık ki aldığımız bazı DDoS atakları ve sunucuların o an yükü tam olarak kaldıramamasından dolayı biz ilk gece lansmanında bazı sıkıntılar yaşadık. Bu arada saldırı aldınız mı hemen? Tabii tabii. Yani iki gün boyunca siteyi ayakta tutmakta çok zorluk yaşadık. Çok yoğun bir DDoS saldırısı aldık ve ne yazık ki bu ataklar sonrasında biz 10.000 hedefi yerine 4200 AVAX'lar satmış olarak şu anda kullanıcıların karşısındayız. Ama biz tabii ki isimlerimizi ortaya koyduk. Yani bu projede bizim ilk amacımız para kazanmak değildi. İlk amacımız isimlerimizi ortaya koyduğumuz ve neler yapabildiğimizi gösterdiğimiz bir şey ortaya çıkartmaktı. Bu yüzden başarı ulaştığımızı söylüyorum çünkü neler yapabildiğimizi gösterdik. Biz 10 bin tane birbirinden eşsiz karakteri saniyeler içinde oluşturabilen, daha sonrasında bunları cüzdanları yine saniyeler içinde transfer edebilen, markette listeleyebilen bir platformu bir buçuk hafta gibi bir süreçte ortaya çıkartmış olduk. Zaten bu süreci gören ve blok zinciri teknolojisine yatırım yapmak isteyen insanlarla da şu anda hala daha diyaloglarımız devam ediyor. Hepsi bir şekilde bu işin bir parçası olabilir miyiz diye merak ettiler. Bize e-postalarını gönderdiler. Bir yatırımcı arayışımız yok. Onu ilk baştan söyleyeyim. Çünkü biz yatırımcı bulacağız diye yola çıkmadık. Bu işi kendi öz kaynaklarımızla yapabiliyoruz ama yani en azından insanların ilgisini karşılayabilecek siz ne yapabilirsiniz? İleride vizyonunuz ne? Ana projeniz tam olarak neler yapacak dendiğinde bakın burada bu var. Biz da bunu yapacağız dediğimizde daha ikna edici olacağımız bir şeyi ortaya koyduk. Şimdi bizim NFT projemizin diğer projelerden biraz farkı var. Şimdi benzeri NFT karakter oluşturma, işte ikon yapma ve benzeri şekilde bunları son kullanıcıya ulaştıran platformlarda bu platformu geliştiren ekibe baktığınızda bir ekip göremiyorsunuz ya da şahsı direkt olarak seçemiyorsunuz. Sen işte Ali mi, Veli mi bilmiyorsunuz arka planında kim var. Evet bir rumuz var. Bir nickname'in arkasına gizlenilmiş ama ya bu karakter nerede, nerede yaşıyor bilinmiyor. Şimdi biz bir şirket top olarak yani bu işin içine girdik. İsimlerimiz belli, ekip belli, ekipte kimler var, özgeçmişlerini, her şey görülebiliyor ve bir sözümüz var. Bir sözümüzün arkasında duracağız ve ikinci, üçüncü da tamamladığımızda inanıyoruz ki verilen sözleri yerine getirmiş, kısa süre içerisinde insanları memnun edecek bir noktaya gelmiş bir NFT oyunu bu sektöre kazandırmış olacağız. Şu anda NFT bir oyun yok. Evet herkes bir karakter oluşturdu, karakterler cüzdanlarda duruyor. Böyle benzeri birçok proje var ama henüz daha bu NFT'leri düzgün bir şekilde oyunlaştırmış bir proje son kullanıcıya ulaşmamış durumda Türkiye içerisinde en azından. Biz Avax beraber bunu ulusal anlamda, uluslararası anlamda insanlara ulaştırmış ve kullanılabilir halde sunmuş olacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda şunu da söylememiz lazım. Yani bu 4000'in üzerinde şu anda AVAX'lar son kullanıcı ulaşmış durumda. Bunların çok büyük bir bölümü Amerikalı ve Avrupalı kullanıcılar. Evet Türk kullanıcılar da var ama azınlıktalar. Yani bu teknolojinin aslında olanaklarını gösteriyor. Bir gecede çıkıyorsunuz ve uluslararası camiadan direkt olarak destek alabiliyor. Ürünleri onlara ulaştırabiliyorsunuz ve bu sadece saniyeler sürüyor artık bu teknoloji sayesinde. Yani aslında ilk günden itibaren globale açıldığınızı da söyleyebiliriz satışlarla birlikte. Şimdi Avalanche platformu dünyada takip edilen bir platform. Ethereum'a rakip olarak gösterilen platformlardan bir tanesi. En azından onun bazı yapamadıklarını şu anda yapabilir halde. Önemli konulardan biri bu. Avalanche platformu üstünde bir projeyle çıktığınızda siz aslında çok bağırmasanız bile uluslararası arenada duyuluyorsunuz. Bunlar ne yapıyormuş bir bakalım deniyor. Merakla karşılanıyor. Zaten biz ilk gece Birçok uluslararası camiada listede yer aldık, haberlerde yer aldık. O bizi sevindiren konulardan bir tanesi oldu. Yani bu da gösteriyor ki aslında doğru bir yoldayız, doğru bir iş yaptık. Ve şu anda da meyvelerini topluyoruz aslında. Mesut çok teşekkürler. Avaksars'ı gerçekten çok güzel anlattın. Umarız böyle yakın ve orta gelecekte iyi haberler alırız. Valla çok yakında çok daha büyük bir haber alacaksınız. Onda da söz veriyorum bu sefer önceden oturacağız seninle de konuşacağız. En azından bir tarihi belirleriz o tarihte sen de <laughs> insanlara bunu duyuruyor olursun ilk elden. Çok teşekkürler. Şimdi Avak bir tarafa biraz da seni tanıyalım. Az izleyiciler biraz da seni merak ediyor. Ya şimdi birçok insan benim merhaba ben Mesut Çevik aslında girişiyle tanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir zamandır yani 2014 yılından beri video içerik üretiyorum ben teknoloji alanında. Video incelemeler olsun, röportajlar olsun, fuarların birebir yerinde takip edilmesi ve video olarak son kullanıcıya ulaştırılması olsun. Donanımhaber.com'da genel yayın yönetmenliği hala da yürütüyorum bu süreci. Yürüttüğüm süreçte çok güzel işler başardık biz. İşte Canlı yayınlarla, videolarla, güzel haberlerle, dünyada ilk kez yaptığımız haberlerle son kullanıcının karşısına çıktık. Bu süreçte aslında kendimi bir teknoloji basın mensubu olarak görüyorum ama şimdi tabii yavaş yavaş artık girişim zamanı geldi konuşuluyor olanaklar da şu anda çok daha gelişti diye bu arada da bulunuyorum ve bu arada da aslında hayallerimi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorum. İşte kendi stüdyomu kurdum. Daha sonrasında YouTube ve benzeri yayın platformlarında yayınlar açmaya başladım. Çünkü eskisinde yayıncı olmak istersen, bunlar 10 sene öncesine baktığımızda bir yayıncı olmak istediğinde kendi sunucularına sahip olman, yüksek data center kiraları ödemen gerekiyordu. Ekipler oluşturup illa haber yazman gerekiyordu. Çünkü o domaini kullanıcıları çekmen gerekiyordu. Daha sonrasında video içerik ve benzeri şeyler gösterebiliyordun. Şimdi öyle değil. Milyonlarca insanın girdiği YouTube'da video çekiyorsun. Eğer video içeriğin insanların ilgisini çeken bir içerikse, başlıkların aramalarıyla eşleşiyorsa yükselebiliyorsun. Tanınan bir insan haline gelebiliyorsun. Zaten bunca bireysel ünlünün ortaya çıkması, daha önce hiç tanımadığımız insanların bugün YouTube ünlüsü, Instagram ünlüsü, Twitch ünlüsü diye karşımızda bulunmaları bu teknolojilerin yayıncılığın kolaylaşmasının nimetlerinden bir tanesi. Ben de açıkçası bu nimetlerden yararlanmak istedim ve şu anda kendi bireysel işlerimle, kendi bireysel yayıncılığımla biraz daha ön plandayım yaptığım işler içerisinde. Sıfır noktasına gelmek gerekirse ilk bu işlere nasıl başladın? Ya aslında bu ilk işlere nasıl başladım? Şu anda bu NFT, Avax tarz projelere nasıl başladıysam öyle başladım. Ben her yeni teknoloji, her şeye hep bir açlık duyarım, merak duyarım. Araştırım ve içinde olmak isterim. Ben 99 yılında bir arkadaşımın ya sen modemi bul bir yerlerden ben sana süper online şifresi vereceğim. Onunla internete gireceksin, diyalog üstünden bağlanacaksın. İnternet diye bir şey var demesiyle internetle tanıştım. Ve 99 yılında internete girdiğimde orada kendi web sitemi yaptım. Ve sonrasında kendi platformumla bu camiada yer almaya başladım. 2000'li yıllara geldiğimizde platform kurmak için scriptler ortaya çıkmaya başladı. PHP scriptler ve bir tanesini alarak kendi haber sistemi kurdum. Bir editör arkadaşımla beraber orada mobil dünya, mobil teknolojiler hakkında haberler yazıyordum. O zamanlar YouTube da yok. O zaman YouTube yok tabii ama global arenadan haberleri topluyoruz. E, Türkçe'ye kendi yorumlarımızla derliyoruz ya da elime geçen cihazlar hakkında yorumlarımı yazıyorum farklı bir içerik üretiyordum ama benim aslında yıldızımın parlaması biraz o zaman Doğu Bank fiyatlarını listelememle başladı. Şimdi Doğu Bank diye bir gerçek vardı hayatımızda. O zaman e kaydı falan yok telefonlarda. Bir resmi ithalatla gelen telefonlar var. Bir de Doğu Bank'ta satılan telefonlar var. Bu telefonlar çok daha uygun fiyatlı oluyordu. Kimi zaman üçte bir fiyatına satın alabiliyordu. Bu yüzden insanlar telefon alırken ilk önce Doğu Bank fiyatlarını öğrenmek istiyorlardı. Ama Doğu Bank fiyatını öğrenmek için oraya gidip gezmeniz gerekiyordu. Ben bu fiyatları internette listeliyordum. Ve bu listeler forumlarda dolaşmaya başladı. İnsanlar link vermediklerinde bana yani nereden aldıklarına kaynağı diğer kullanıcılar kızıyordu bu sefer. Bunu nereden aldığını biliyoruz. Adamların hakkını ödesene işte oraya koysana diye. Çünkü biliyorlardı ki arka tarafında büyük bir emek var. Yani oraya gidilmiş, insanlarla konuşulmuş, ortalama bir fiyat çıkartılmış vesaire. Ve internette listelenmiş. Her hafta güncelliyordum ben bunu. O zaman sen belli aralıklarla sürekli Doğu Bank'a gidiyordun. Tabii tabii. Sürekli olarak bu güncellemeleri yapıyordum. Ve sonrasında ne oldu? Donanım haberden bana iş teklifi geldi. Dediler ki işte o zaman gün oksay. Ya dedi çok güzel bu içeriklerin. Bize de yazar mısın? İlk ay kabul etmedim. Daha sonrasında ise öğrendim ki bu işten para kazanılabiliyormuş. Normalde editörler içerik ürettiğinde para kazanıyormuşsun. Dediler ki biz editörler içeriği profesyonel olarak ücret ödüyoruz. Yani bunu telifini alacaksın. O zaman tabii biraz aklım çelindi. Çünkü bana çok farklı gelmişti. Zaten bir işim vardı. Ben Kadıköy'de bu direkt olarak aslında bilgisayarların satıldığı tam merkezde bir bilgisayarcı da çalışıyordum. Bilgisayarları topluyorduk, son kullanıcıyla buluşturuyorduk. Mobil cihazlar geliyordu, ikinci el asat yapıyorduk. Elimden bir sürü elektronik cihaz geçiyordu ve iyi kazanıyordum o dönem için. Ama ekstra olarak yaptığım hobimden de para kazanıyor olmak, bana böyle şu anda bitcoin'den para kazanmak gibi falan gelmişti. İnanılmaz keyifli gelmişti. Yani yoktan para buluyormuşum gibi. Ve o zaman öyle başladık. Daha sonrasında ise bir yol ayrımına geldim ben. Şöyle ki hastanelere direkt olarak hasta kayıtlarını takip edebilecekleri, raporlama yapabilecekleri bir yazılım geliştiriyordum aynı zamanda. Ben yazılım tarafımda da vardı o dönemler. Ve bir şirket açma arifesindeydim. Güne şu anda donanım haberin sahibine şeyi söyledim o zaman. Dedim ki ben ya kendi şirketimi kuracağım, bu yolda devam edeceğim ya da sen ofis açacağım diyorsun. Böyle bir vadim var bana. Ofis açarsan orada ben devam etmek istiyorum. Çünkü ben aslında bu kısmı seviyorum. Yayıncılık kısmını seviyorum diye. O da sözünü tuttu. Donanım haberin ilk çalışanıyım sigortalı olarak ofis açtı. Büyük bir ofisimiz vardı. 280 metrekare için o zaman caddede. Tek çalışan bendim. <laughs> Sabah açıyordum, akşam kapatıyordum. Aslında planda bir sürü editör olması falan vardı ama o zamanki şartlar gereği ne yazık ki bu hayallerimize ulaşamadık. Çok fazla çalışanımız olmadı çok uzun zaman. Ofis açtım. Ofis tek başıma kapadım. Benim için aslında bir ofis açılmış oldu. Oradan buraya kadar da geldik. Daha sonrasında ise işte yayıncılık maceramız, ilk videonun çekilmesi, canlı yayınların yapılması, kendi YouTube maceram derken şimdi bugün işte karşındayım. Avax anlatıyorum, NFT anlatıyorum, blog zincirini anlatıyorum. Her zaman için yenilikleri de kovalamaya devam ediyorum. Bu yaz sonunda bizim gerçekten çok büyük bir duyurumuz olacak. O duyuruyu yaptığımızda yani inanıyorum ki bu yenilikleri ve trendleri takip eden insanların aslında bu ülkeye neler kazandırabileceklerini de göstermiş olacağız. Çünkü şu anki ekibimiz çok keyifli, çalışması çok keyifli ve hepsi alanında uzman isimler. Ozanla yazılım konusunda herhangi bir engelimizin olacağını düşünmüyoruz. zaten Ahmet Usta dediğim gibi blok zinciri teknolojisinin kalbinde olan insanlardan bir tanesi. Ben yayıncılık kısmında son kullanıcının anlaşılması, son kullanıcının isteklerinin tam olarak giderilebilmesi kısmında, fikirlerimle, projenin ana iş modelinin oluşturulması kısmında katkılarımla burada ekibe destek sağlıyorum. İnanıyorum ki o son dediğim adımı attığımızda çok farklı bir noktada seninle burada farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Peki son olarak 10 yıl sonra Mesut Çevi'yi nerede göreceğiz? Yani sen kendini nerede görüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Ben yayıncılık alanında açıkçası kendimi tatmin ettiğimi inanıyorum. Yani yapım, yapılabilecek her şeyi yaptım. Teknoloji basınında ilk videoyu, ilk video incelemeleri çeken insanım. Daha sonrasında ilk canlı yayınları yapan insanım bu alanda. Ve geldiğimiz noktada kendi bireysel kanalımda çok hızlı bir büyüme kaydettim. Aslında bir buçuk yıllık zamana baktığında diğer teknoloji platformlarıyla rekabet içerisinde olmama rağmen bu konuda çok büyük kitlelere hızlı bir şekilde ulaştım. Ve gördüm ki evet tamam yani ben burada istediğim her şeye hızlı bir şekilde ulaştım. Şimdi bundan sonrasına bir bakmam lazım. Bundan sonrasında ne var? Gerçekten de beni çok fazla heyecanlandıran blok zinciri ve NFT gibi teknolojiler var. Ben bu alanda yatırımlar yapmaya, bu alanda yeni projeler ortaya çıkartmaya devam edeceğim. Eğer sene sonundaki projemiz düşündüğümüz gibi ortaya tam bütün hatlarıyla çıkarsa sen de göreceksin ki o projeyi 10 yıl sonra da konuşuyor olacağız. Hala da. <laughs> Gelişerek devam etmiş olacak, içerisinde birçok insan almış olacak. Ki öyle bir projeden bahsediyoruz ki biz bugün YouTube'da olan, twitch'te olan belki daha sonrasında herhangi bir şekilde şu anda bir mağaza satışta olan insanlar NFT konuşuyor olacaklar bizim sayemizde. Cüzdanlarında birer NFT tutuyor olacaklar çok farklı bir süreç olacak gerçekten tüm ekip içinde ve 10 sene sonra da inanıyorum ki ben ya o projenin başında olacağım ya da o projeyi çok güzel bir şekilde artık exit etmiş başka bir işin peşinde koşuyor olacağım yeni yeniliklerin peşinde